Sırada tüm vücuttan yağ alma işlemi var. Merhaba.
Orada kimse var mı? Alo. Neredesin? Efendim? Hala ayakta mısın? Ne? Ne dediniz? Bir dakika. Duyamıyorum. Evet, şimdi? Bugün Bay Yang'ın basın toplantısı var. Chuang'ın gastriti tutmuş. Araba kullanamıyor. Sen gider misin? Ha, ama bugün yapamam. Araba fuarına gideceğim. Hem bugün izin günüm olduğunu biliyorsun. Başka bir gün izin kullanırsın. Bugün yardımcı ol. Çaylakların görevi merhaba. Budur. Wait. Dinliyor musun beni? Wait. Beni dinliyor evet, musun? Evet, dinliyorum. Ama bana bunu hep yapıyorsunuz. Başka mazeret istemem. Tamam, kapatıyorum o zaman. Bay Yang öğlen geliyor. Gelmezsen bir daha boşuna zahmet etme. İşte bu kadar. Lanet olsun. Sana söylüyorum. Bay Yang seni beklerken iki toplantısını iptal etti. Siz gençler hep böylesiniz. Ama efendim bakın ben çabuk gelmişim. Senden fazla bir şey istemedim. Babanın hatırı olmasa senden daha nitelikli birini tutabilirdim. Anladın mı? Evet. Ben Amerika'da okurken senin gibilere ezik derlerdi. Bu ne demek biliyor musun? Ezik. Yani adam gibi çalışmayıp hep şikayet eden tipler. Bay Yang geldi. Bu işi de eline yüzüne bulaştırma. Başına hazır olsun. Peki efendim. Bay Yang, bu sabah için özür dilerim. Önemli değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sorun değil. Paket senin olabilir. Al hadi. Tamam, teşekkür ederim.
Güle güle. Sen gidebilirsin. Kendim kullanırım. Ama cüzdanımla anahtarlarım arabada. Yarın alırsın. Efendim? İş çıkışı ne yapıyorsun? Özel bir planım yok. Her zamanki şeyler. Bir partiye davetiyem var. Benim gibi insanların bir araya gelmesi için yapılıyor. Ama bu hafta sonu gidemeyeceğim. Düşündüm de sen gitmek ister misin? Dalga mı geçiyorsunuz? Ama kimseyi tanımıyor olacağım. Bu pek iyi bir fikir değil. Soran olursa kuzenim olduğunu söylersin. Ama hiç param yok. Keyfine bak, parasını düşünme. Onlara benim kuzenimin geleceğini söylerim. Müdürle görüşebilirsin. Sana parti için para ve kıyafet verir. Bu arada dün gördüklerinden kimseye bahsetme, tamam mı? Affedersiniz efendim. Davetiyeniz var mı? Aha. İşte. Teşekkür ederim. Veda şirketi CEO'sunun kuzeni misiniz? Evet. Bu taraftan efendim. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim. Hayır. Merhaba, adım Itomi. Merhaba. Seninki ne? Benimki de Wade Chen. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Böyle yemen lazım. Bunu kullanarak, gördün mü? Parti vermek için garip bir yer değil mi? Pek sayılmaz. Kuzenim her zaman böyle partiler verir. Kuzenin mi? Hı-hı. Wade yapıdan mı? Evet. Şirket başkanıdır. Yani sen Başkan Yang'ın kuzeni misin? Hı-hı. Evet. Sahi mi? Evet. Ama hiç kuzenlerine benzemiyorsun. Öyle mi? Bayanlar ve baylar ve değerli misafirler, partime hoş geldiniz. Birkaç yıl önce bazı arkadaşlarım... Kim bu adam? Ki birkaçı bugün aramızda... Biliyor musun, bütün gazeteler ondan bahsediyor. Bana o ilk geceyi bu kadar özel yapının ne olduğu sorulmuştu. Şimdi açıklıyorum, paylaştığımız şeydi. Yemek ya da müzik değil... Hayallerimizi paylaştık. Sadece paylaşmak da değil, hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük. Bir gün, belki bu gece, hayallerinizin gerçek olduğunu gördüğünüzde hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlayacaksınız. Bu gece ailemize yeni üyeler katıldığı için çok şanslıyız. Şimdi onları size tanıtmak istiyorum. Yasama Meclisi'nden Bay Lin. Teşekkür ederim. Yetenekli piyanistimiz Bay Richard Kao. Ve beraberinde Golden Place Oteller zincirinden Holly Ho. Wade Yapı'dan Bay Wade Chen. Ben seni söylüyorum. Ve tabii ki Fulun Bankası'ndan sevgili Itomi Lian. Şimdi kadehlerimizi kaldırarak onlara ailemize hoş geldiniz diyelim. İyi eğlenceler. Daha önemlisi hayalleriniz gerçek olsun. Geçen gün bir iş dergisinde Warren'la ilgili bir haber okumuştum. İnsanların hayallerine ulaşabilmesi için bir vakıf kurmuş. Bunun o olduğuna inanamıyorum. Sahi mi? Hı-hı. Yani davetiyeye yazdığımız şeyler gerçek mi olacak? Hemen. Vakıfa katılma şartıyla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Yani ben davetiyeye Mozart'ın sihirli flütü bestelediği piyanosunu istediğimi yazsam bana bunu verebilir mi? Tabii ki ama... Bazı şeyleri söylemek yapmaktan daha kolaydı. Zaten politikacıların sanatı takdir etmesini beklemiyorum. Bakın yapma. Size ne diyeceğim. Yasama Meclisi'nde çalışıyorum. Bu yıl başkanlığa aday olacağım. Umarım ilk denememde seçilirim. Vay canına. Siyasi geleceğine ve çok paraya. Öyle değil. Bunu paraya da kendim için yapmıyorum. Hı-hı. Samimi söylüyorum. Seçim günü geldiğinde umarım sizin gibi önemli insanlar, hı-hı, bana destek olur. Kazanmama yardım edersiniz. Tabii ki. Bu akşam birlikte kadeh kaldırmamız büyük şans. Kampanya başladığında bize haber ver. Teşekkür ederim. Kadehlerimizi yeni üyeliğimizin ve arkadaşlığımızın şerefine kaldıralım, tamam mı? Tamam. Şerefe. Şerefe.
Şerefe. Karta ne yazdın? Eğlencesine yazdığımızı sandım. Aptalca bir şey yazdım işte. Ne peki? Şey, ben çocukken sahip olduğum oyuncak ayıyı geri istedim. Ne? Ben spor araba isterken sen oyuncak ayı mı yazdın? Daha fazlasını istemediğine göre çok rahat bir hayatın olmalı. Söyleyene bak, sen Başkan Yang'ın kuzenisin. Aslında doğuştan zengin değilim. Ben çocukken babam bir inşaatta çalışıyordu. En iyi arkadaşımla hep orada oynardık. Orası bizim gizli yerimizdi. Sahi mi? Peki arkadaşın nerede? O da zengin oldu mu? Bunlar çok uzun zaman önceydi. Bir gün okuldan sonra arkadaşım inşaattaki iskeleye tırmandı ama çok yüksek olduğu için geri inemedi. Daha sonra da benden oraya tırmanıp onu kurtarmamı istedi. Ama ben buna cesaret edemedim. Sonra büyükler geldiğinde çok geç olmuştu. Ama bu uzun zaman önceydi. Hadi Veit. Efendim? Sen de oyuna katıl. Nasıl oynanır bilmiyorum. Kumar basittir. Küçük kazançlar para getirir. Ama büyük kazançlar şeref sağlar. Oynamaya başladığın anda seveceğini garanti ediyorum. Ama yanımda hiç nakit yok. Bu kadar para senin için nedir ki, öyle değil mi? Bayçak, Bayyak bize talimat verdi. Tam 20 milyonluk krediniz var. Sahi mi? Evet. Hadi. Yeni oyun. Hadi. Evet, işte bu. Evet. Yine. Hadi tekrar. Hadi bir daha. Hey, sana katılabilir miyim? Sana katılabilir miyim? Ne? Tamam. Tabii. Otur. Tamam. Benim oyunuma mı katılmak istiyorsun? Olur tabii. Para. Fişlerim yanımda değil. Yani senden borç alabilir miyim? Olur. Ne kadar? 5 milyon. Ne? 5 mi? 5 milyon diyor. 5 milyon. Ama saymana gerek yok. Benim yerime bahis oyna. Tamam. Hepsini 14'e koyuyorum. Evet, kazandım. Çok iyisin, çok iyisin. Teşekkür ederim. Evet.
Bence artık çıkmalıyız. Şimdi mi? Evet. Ve bence ilk sen çıkmalısın, çünkü dışarısı çok kalabalık. Böyle, buyurun. Bay Chang, rahatsız ettiğim için affedersiniz. Ama Bay Warren hediyelerinizi vermek için ısrar ediyor. Lütfen burada bekleyin. Diğer yeni üyeler de birazdan gelir. Aha, tamam. Bu taraftan lütfen. Ne oluyor burada? Vay canına. Bay Chang, kartınıza bunu yazmışsınız. Bay Warren de bu arabayı size vermek istiyor. Hediyenizi beğeneceğinizi umuyor. Yani bu araba benim mi? Evet. Durmayın. Richard, senin piyanon da hazır. Lütfen beni takip et. Sahi mi? Yürü yürü yürü. Tamam, hadi, tamam, hadi. Hoşça kal. Hoşça kal. Bu taraftan lütfen. Muhteşem. Ferrari Modena 360, 100 kilometreye 4,5 saniyede çıkıyor. Baksana, her şey özel deriden yapılmış. En iyi araba bu. Çok mutlu görünüyorsun. Öyleyim. Demek dedikodular doğruymuş. Ne yazarsan o gerçek oluyor. Taraftan lütfen. Diğerleri nerede? Bilmem. Dur. Düşün biraz.
müzik nedir? Seninki gibi çevremle üzerime titreyen ailem olsaydı çoktan sansasyon yaratmıştım. Anlıyor musun? Ailen zengin olmasaydı, bana bu kadar para ödemeselerdi vaktimi senin gibi bir gerizekalıyla harcar mıydım? Günaydın ihtiyar. Dur bir dakika. Yapma şunu. Ya bir gören olursa? Gel buraya. Yapma dedim. Birileri geliyor. Yapma. Yapma. Hayır. Gel buraya. Dur diyorum. Gel yataktan çıkma. Yazık ki tüm odalarımız dolu. Güzellik uzmanlarımızın da hepsinin rezervasyonu var. Sen burada yeni misin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Git bana müdürünü çağır. Lanet olsun. Sana bu işi hallet dedim ama eline yüzüne bulaştırdın. Şu yaptığına bak. Kuş beyinli. Bu yıl başkanlığa aday olacağım. Ne yapabilirim? İcabına bak yoksa karışma. Lanet olsun. Bir partiye davetiyem var. Benim gibi insanların bir araya gelmesi için yapılıyor. Ama bu hafta sonu ben gidemeyeceğim. Sen gitmek ister misin? Ha? İçeri girdiğimizde kapıyı kilitledi. Yani hepimiz başkasıymışız gibi davrandık. Wait. Bu doğru mu? Ya sen? Tamam. Ayrılıp bir çıkış yolu arayalım. Beraber kalsak daha iyi olmaz mı? Ayrılalım diyorum. Kapa çeneni de benimle aramaya başla. Şimdi ne durumda? Çekiyor mu? Hayır, sinyal yok. Amalin ayrılalım demişti. Bize kızacak. Boş versene. Bize ne yapacağımızı söyleyemez. Silahı nereden bulmuş? Duydunuz mu? Siz üçünüz! Sen, o sesin... Nereden geldiğini bul. Hemen. Eve gidebilir miyim lütfen? Çok korkuyorum. Annemle babamı istiyorum. Lütfen. Çok korkuyorum. Eve gitmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Hadi. İyi misin? Bırak beni! Eve gitmek istiyorum. Lütfen. Çok korkuyorum. Bırak beni lütfen. Manyaklar. Nefes alamıyor. Ne yapacağız? Nefes alamıyor. Bana bakma. Ben nereden bileyim? Doktor muyum? Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Sizi uyarıyorum.
Peşimden gelmeyin. İyi misin? Ha? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Başka bir çıkış yolu arayacağım. Burada kalıp beni bekleyin, tamam mı? Tamam, tamam. Ama çabuk dön. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Artık beklemek istemiyorum. Gitmek istiyorum. Hadi. Biraz daha iyi misin? Hey. Gidelim. Gidelim. Şuradaki kapı mı? Gördün mü? Gidelim. Tamam. Thank you.
İçime katılacak kadar iyi olduğunu mu sanıyorsun? Lütfen bırakın. Buna dayanamıyorsan bununla nasıl başa çıkacaksın? Ne istiyorsunuz? Ne isterseniz veririm. Her şeyim var zaten. Bana ne verebilirsin ki?
oluyor burada? Olduğun yerde kal. Wade! Wade, beni duyabiliyor musun? Seni neden daha önceden görmedim? Az önce geldim. Kontrol odasında biri var. Hemen gidiyorum.
Bay Yang, üyeler sabırsızlanmaya başladı. Tamam, geliyorum. Buraya iki adam yollayın. Çok fazla ara verdiler. Evet, haklısın. Biraz daha bekleyelim bence. Hayır, benim şimdi sabrım kalmadı. Gitmek istiyorum. Ne kadar uzun sürdü değil mi? Evet, sabırsızlanıyorum. Ben de. Ama gerçekten çok ilginç. Fazlasıyla. Evet. Gerçekten harika bir gösteriydi. İnanılmazdı. Bence de öyle. Güzeldi değil mi? Çok etkileyiciydi. Sen de beğendin mi? Evet, çok etkileyiciydi. Şöyle geçelim mi? Olur, geçelim. Buldunuz mu? Henüz bulamadık. Şimdilik boş verin. Önce makineye getirin. Anlaşıldı.
Bir dakika durun lütfen, geri çekilin. Gecenin ikinci gösterisine başlıyoruz. Hepiniz yanımda duran Bay Varen'i tanıyorsunuz. Başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bu özel toplantılarımız 4 yıldır devam ediyor. Peki neden? Neden? Neden bu partiyi yapıyoruz? Babam mükemmel bir adamdı. Ama ben 5 yaşındayken... pisliğin teki evimize girerek kardeşimle beni kaçırdı. Kardeşimi öldürüp bunu kaydettiler. Kaseti babama göndererek onu fidye ödemeye zorladılar. Şunu söylemek istiyorum. Bu sözüm ona, adi insanlar bizden bir şey almaya hakları olduğunu sanıyorlar. Kanun maalesef bir şey yapamıyor. Ama biz icabına bakabiliriz. Bu insanlara yardım edelim. Onlara istediklerini verelim. Tıpkı şu kadın gibi. Daha güzel olmayı hayal ediyormuş. O zaman istediğini yerine getirelim. Ah!
Sırada tüm vücuttan yağ alma işlemi var. Geldiniz. Bayan Wang. Neden böyle giyindin? Neden bu partiye? Gelmem için beni kandırdınız. Arkamdan neler söylediğini biliyorum. Hiçbir şey söylemedim. Bayan Wang. Hey, hey! Bakın onlardan biri burada. Bayan Lin kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın. Yaklaşan olursa onu öldürürüm. Nereye gittiğini sanıyorsun? Dur, bırak onu. Bırak onu dedim. Wait, wait, buradayım. Geçiş kartını al. Kartı ver, hemen. Hemen. Bırak onu. O da benimle geliyor. Tamam. Senin olsun.
Polis arabası var. Ne yapacağız? Çok hızlısınız. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Memur Bey, yardım edin. Birileri bizi öldürmeye çalışıyor. Yetişmek üzereler. Silahları vardı. Bir sürü insanı öldürdüler. Buradan gitmemiz lazım. İkiniz de arabadan hemen çıkın. İleride polis var. Bu onların arabası. Bunlar onlar. Memur Bey, bir sorun mu var? Vay vay vay. Fazla uzağa gidememişsiniz. Ne istiyorsunuz? Ne istediğini sana benim sormam gerekirdi. Benim paramı harcayıp kadınımla yatarken çok eğlendin mi? Yeterince gördün mü? Aptal mısın sen? Sana soruyorum, duydun mu? Kelepçeyi onlarla açamazsın. Orada alet kutusu var, dene de gör. Polisin benim yerime senin gibi bir pisliğe inanacağını düşündüğün için gerçekten aptal olmalısın. Bu dünyada iki tip insan olduğunu anlama vaktin geldi. Benim gibiler istediğini elde eden, ne isterse yapan insanlardır. Senin gibi eziklerse sürünür, yalvarır ve ben ne dersem onu yapar. Ey, sana gelince eziğin önde gidenisin dostum.
ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Lütfen. O zaman şunu sorayım. Yoksa sen hiç zenginleri küçümsemedin mi? Havalı spor arabalarla etrafta dolaşan gençleri, pahalı çantalarıyla öğle yemeğine giden kızları, sözüm ona, sosyetikleri ve tüm o miras yedileri sürekli televizyonda izlerken bir kez olsun onların züppe, sığ ve yüzeysel olduklarını, küçümsenmeyi ve nefreti hak ettiklerini hiç düşünmedin mi? Hayır, hayır. Yüksek sesle hiç söylemesen de içinden böyle hissediyorsun. Hayır. Hitomi. İyi misin? Ha? Oh!
İşe başladığın günden beri seni öldürmek istiyorum adi herif. Kendini ne sanıyorsun da bizi küçük görüyorsun? Tommy, dayan. Dayan. İyileşeceksin. Bay Young, üyeler yine sabırsızlanmaya başladı. Bir sorun mu var? Bay Young, lütfen cevap verin. Bay Young, lütfen cevap verin. Hey, ne yapıyorsun Burak? Gidip müşterilerle ilgilen, hadi. Sana diyorum, duymuyor musun? Ne dedin? Gidip müşterilerle ilgilen dedim sana, hadi çabuk ol. Hemen gidiyorum. Çabuk ol biraz. Şuraya baksana. Gerçekten çok hoş görünüyor. Evet.
Bu akşamki parti çok eğlenceli geçecek değil mi? Çok heyecanlıyım. Bence de. Davetiyeler yanında değil mi? Evet, orada. Verdim.